Merhaba. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Şehir Hepimizin programını İstanbul Hepimizin girişimi olarak hazırlıyoruz. Bu haftaki programımızda yerel siyaset ve e-katılımı konuşacağız. Konuklarımız Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etkiler Vakfı TESEV'den akademisyen ve aynı zamanda araştırma iletişim direktörü Itır Akdoğan ve Skype konuğumuz ise Ulaş Bayraktar akademisyen. Bugünkü konuklarımız önemli bir rapora imza attılar ve bizi de çok ilgilendiren bir rapor. TESEV bünyesinde Sürdürülebilir Kentler, Yerel Müşterekler Siyaseti için e-katılım çalışması gerçekleştirildi ve sonuçları bir rapor yayınlandı. Bugün hem raporu dinleyeceğiz kendilerinden hem de bir yandan da e-katılım mevzusunu masaya yatıracağız. Öncelikle Itır Hanım'dan başlamak isterim. Raporla ilgili ve çalışma süreciyle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Çok teşekkürler önce davet ettiğiniz için programınıza. Hoş buldum. TESEV'de 2015 yılında hem yönetim kurulunda hem de çalışanlarda bir değişim oldu. Yeni gelen ekip de TESEV'in çalışma alanlarına yenilerini ekledi. Sürdürülebilirlik bu yeni alanlardan bir tanesi. Aynı zamanda stratejik olarak TESEV son dönemde yerel yönetimlere, kente odaklandı. Dolayısıyla bu sürdürülebilirlik çalışma alanında kentten başlayalım istedik ve sürdürülebilir kente odaklanalım istedik başlangıç olarak. Kentle ilgili çalışan uluslararası örgütlerin hemen hepsi sürdürülebilir kente ulaşmak için 3 şeyin bir araya gelmesi gerektiğini savunuyorlar. Bunlardan bir tanesi yurttaş toplulukları, yönetişim ve teknoloji. Bu üçü eğer bir araya gelirse, ortak hareket ederlerse kentler sürdürülebilir olur diye savunuyorlar. Bu üç kavramı bir araya getiren bir kavram da e-katılım. Ben de aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi akademisyenim, çalışma alanında e-demokrasi. Dolayısıyla biz sürdürülebilir kent için e-katılım çalıştayları başlattık. Frederick Norman Vakfı'nın desteğiyle 2016 yılında. 3 belediyeye gittik. Hem belediyeler hem o kentlerin sivil toplum örgütleri temsilcileriyle, hem örgütlen örgütsüz aslında sivil toplum temsilcileriyle bir arada gerçekleşen çalıştaylar düzenledik. Buradaki amacımız aslında küresel 2015'te Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği sürdürülebilir kalkınma hedefleri, 17 tane hedef, 17 renkli kutucuk görmüş olanlar vardır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri küresel bir süreç olarak bunu yerele nasıl bağlarız, o ikisinin arasında köprüyü nasıl oluştururuz? O amacı da gidiyordu birazcık. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın bölgesel ofisinden uzman doktor Faik Uyanık bize sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma ve bu hedefleri anlattı. Ardından Ulaş Bayraktar, raporun da yazarı, programın da konuğu, kent ve katılım anlattı. Ben de e-katılım. Bu kavramsal tartışmaların üzerinden her kentte katılımcılar o 17 hedefin kendi kentlerindeki karşılıkları neler onları tartıştılar. Ve 17'sinin içinden 3'er tane hedefe odaklandılar. Kendi kentleri için hangi 3 hedef daha geçerli, hangi 3 hedefe öncelikli olarak ulaşmak istiyorlar, hangi 3 hedefin onun alt hedeflerinin göstergelerinin alanlarında aslında kentlerinde bir sorun var ve çözmek istiyorlar, ona karar verdiler. Daha sonra da o çözümü katılımcı olarak nasıl yaparlar? Bir e-katılım stratejisi planladılar beraber kent ve yurttaşlar olarak. Bu 3 hedefleri herhalde farklı. Farklı. Onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi biz bu 3 belediyeyi Ege'den, Karadeniz'den ve Güney'den seçtik. Seferihisar Belediyesi. Burada bütün belediye başkanlarına, eş başkanlarına tekrar teşekkür ediyoruz destekleri için. Her biri bizzat çalıştaylara katıldılar, tartışmalara katıldılar. Mesela Seferihisar için erişilebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları ve sorumlu tüketim ve üretim öncelikli 3 hedef olarak seçildi. Terme'de, Samsun'un Terme ilçesinde, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı ve yine sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları öncelikli 3 hedef, ulaşmak istedikleri 3 hedef olarak katılımcılar tarafından seçildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde de yine sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, efendim, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme ve hedefler için ortaklıklar. Evet, sürdürülebilirliğin 3 şehirde de, 3 ilçede de ortak olması tabii çok güzel. Çok güzel. Bu aslında birazcık tam da bizim bu projedeki amacımız sürdürülebilir kent fikrinin, o kavramın aslında biraz yaygınlaşması, tartışmaya açılmasıydı. Her 3
tartışmada da aslında o hedefin seçilmesi aslında tam da bunun bir ihtiyaç olduğu, evet, bununla ilgili yerel yönetimlerinde sivil toplumun, evet, da birlikte aslında çalışması gerektiğinin, evet, o ihtiyacı aslında tam görmüş olduk. Evet, evet, merkezin sevdi belirlediği hedefler yerine yerelin bir arada kapsayıcı bir şekilde, katılımcı, kesinlikle, bir şekilde kendi hedeflerini belirlemesi ve bunun farklılaşması da bence, hı-hı, hem çeşitlilik olarak çok güzel hem süreç olarak çok güzel. Kesinlikle haklısınız. Bir yandan da 2016'da daha henüz bu hedefler ulusal seviyedeydi, daha yerele inmemişti. Aslında Türkiye'de bu projeyle beraber birazcık önde gitmiş oldu, ön almış oldu neredeyse. Çünkü ilk defa, yani herkesten önce aslında yerelde tartışmaya başlamış oldu. Bu başarılı çalışanların her biri birbirinden başarılı olunca, evet, Ulaş'ı da bulmuşken, evet, dedik madem o zaman bu tartışmayı daha da genişletecek bir raporumuz olsun. Hem de TESEM'in de bu yeni alanındaki bu sürdürülebilir kalkınma raporlarının ilki böylelikle çıkmış oldu. Belki hani şöyle gösterebiliriz, biraz, evet, reklam da yapalım. Çok güzel. Görseller de geçecek tabii ama, evet, sürdürülebilir kentler, yerel müşterekler siyaseti için e-katılım adlı raporumuz böylelikle çıkmış oldu. Belki e-katılımdan önce o zaman bir katılımı, aslında katılımın kendisi, yani katılımdan ne anlamak gerektiğini tartışalım isterim. Tabii. Belki bu vesileyle Ulaş Bey bize katılımdan ne anlamamız gerektiğine dair bir giriş yapabilir. Tabii. Teşekkür ederim. Ben de öncelikle buradan Medyascope çalışmalarına katılmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bir dinleyiciydim. Şimdi konuk olmak garip bir duygu ama bu haftaki programı dinleyemeyeceğim. Ona yanıyorum. Yani ben katılıma uzun uzun konuşabiliriz. Çok uzun konuşabiliriz ama çok basit bir örnekten hareket edelim isterseniz. Birazcık katılım, siyasete katılımda mutfak gibi düşünelim. Mutfak siyasal çıktıları var. Kamu politikaları üretiliyor. Bunun bir mutfağı var. Biz buna siyaset diyoruz. Şimdi aslında katılım, mutfak örneğinden hareket edecek olursak, ne yiyeceğimize karar vermek, o yiyeceğimiz şeyin nasıl hazırlanacağına, hangi koşullar altında nasıl bir kombinasyonla yapılacağına müdahil olmak, buna dair bir şeyler söyleyebilmek, orada sadece önümüze konanı yememek ama menüyü belirlemek, o menüdeki yemeklerin yapılış tarzına tarif vermek, bu tarifin uygulanıp uygulanmadığını gözetlemek ve ondan sonra da belki de bunun servisini yapmak aşamalarını kapsayabilir. Dolayısıyla biz aslında kent ölçeğine baktığımızda nasıl bir şehirde yaşamak istediğimizi, bu şehrin altyapısını, kamusal alanlarını, sosyal hizmetlerini, bunların hepsine dair söyleyecek sözümüzü aktarabilme mecraları diye kısaca tanımlayabiliriz herhalde ki aslında o kadar güzel bir tanım var ki belediye kanununun 13. maddesi hemşeri hukuku adı altında bunu çok çok zarif bir şekilde ifade eder. Der ki herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Bu kadar. Yani bu bizim sayfalar dolusu anlatmaya çalıştığımız şey o kadar zarif bir şekilde belediye kanununda var ki, yani ben yaşadığım yerin hemşerisiyim. Dolayısıyla bu kentte alınan kararlara, sunulan hizmetlere katılma, bunlar hakkında bilgi sahibi olma ve bu hizmetlerden yararlanma hakkıdır katılım. Bu kadar basit aslında katılım tanımı. Çok güzel. Peki, desem? Çok, bence güzel bir giriş olur. Peki yerelde bir yerel mutfağı konuştuğumuz zaman katılım nasıl tecelli ediyor peki Türkiye'de? Sizce katılımın neresindeyiz? Yerel siyaset, yerel yönetime katılım olarak bakıldığı zaman? Yani epey uzağındayız diyebilirim sanırım birazcık. Çünkü sadece şimdi biz katılımı aslında o siyaset mekanizmasının o kadroların dışındaki insanlar özelinde düşünüyoruz. Yani vatandaşın, sade insanların bu belediyede söz hakkı, hakka sahip olması gibi düşünüyoruz. Oysa Türkiye'deki siyasal katılım ve dolayısıyla demokratik işleyiş sorumsalı bunun da ötesine geçen bir yapıda evrildi bana kalırsa. Özellikle 80'den sonra bu belediye başkanlarına önlenemez yükselişi diyelim. Özellikle büyük şehirlerde artık değil sizi beni normal vatandaşı dernekleri belediye meclis üyelerinin bile bu süreçlerde yeteri kadar rol almasını engelleyen bir yapıya evrildi.
ben bu Türkiye'nin gündemini işgal eden başkanlık tartışmalarında her zaman onu söylerim. Türkiye aslında çoktan geçti bu başkanlık sistemine. Belki başkanlık sistemi değil ama başkanlar sistemine geçtik. Yani kentlerde artık kentin patronlarından bahsediyoruz. Ve bunlar ne yani Büyükşehir Belediyesi örneğinde düşünecek olursanız ne belediye meclis üyelerine ne ilçe belediye başkanlarına hiç kimseyle çok fazla eyvallah olmayacak bir şekilde bir yönetim anlayışını ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla siz değil belediye komisyonu, belediye meclisi, encümen orada belediye başkanları ilk ve son söz söyleyen kişiler oldular. Ama buna karşısın bir özellikle 96'da Habitat'ın İstanbul'da düzenlenmesinden, Habitat 2'nin İstanbul'da düzenlenmesinden sonra sivil toplum tartışmalarının artması belediyelerdeki katılım konusunu da çok gündeme getirdi ve o zaman ilk başlarda tamamen yerel ve doğal reflekslerle ortaya çıkan kent konseyleri, kent platformları, kent senatoları, kent meclisleri gibi oluşumlar daha sonra yasaya girdi ve zorunlu hale geldi. Kent konseyi kurmak artık belediyelerin yasal olarak bir zorunluluğu. Ama ne yazık ki biz Türkiye'de genel olarak yasayı yapınca sorun çözüldü zannediyoruz. Oysa kent konseylerinin kurulması çok da yerel yönetimler işleyişinde o mutfağa müdahil olma konusunda önemli katkılar getirdiğini şahsen ben düşünmüyorum. Bunun birçok sebebi var yani arzu ederseniz bir kısmına girebiliriz zaman yönetimini size bırakıyorum. Vatandaşlar tarafından merak ediyorum açıkçası. Bekir Bey'le ilk programımızı yaptığımız zaman kendisi şey demişti, Türkiye'deki katılım refleksi aslında hak temelli değil, daha çok dayanışma temelli ve hemşeri hukuku üzerinde ilerleyen demişti. Belediye ve mevzuatlar tarafındaki katılım anlayışını biraz dinlemiş olduk sizden ama acaba vatandaş tarafında bu katılım arzusu nereye dayanıyor? Onunla ilgili bize belki örneklerle açıklayabilirsiniz. Ben Bekir Bey'in katılım ve siyaset konusunda söylediği, yaptığı saptamayı daha ileriye götürmek yanlısıyım. Yani sadece siyaset değil, Türkiye'de kentleşmenin ana dinamikleri dayanışma örüntülerinin izinde gelişti. Şöyle ki, o görsel bilmiyorum mümkün mü? Yani Türkiye'de 1950'lerden beri hızla ortaya çıkan kentleşme dinamiklerini belirleyen bence değil aslında yani İlhan Tekeli, Yiğit Gülöksüz ve Oktay da bunları söylüyor. Üç temel aslında olgu var. Üç mekanizma var. Bunu onlar çok veciz bir şekilde dolmuş gece kondu ve işbordu olarak tanımladılar. Yani insanlar kendi köylerinden, kasabalarından, başka şehirlerden büyük kentlere geldiklerinde en temel ihtiyaçları olan barınma, ulaşım ve gündelik tüketim ihtiyaçlarını karşılamak üzere içeriği görmediler. Ve bir kendin pişir kendin ye kentleri ortaya çıktı. Yani ben başımı sokacak damı evi kendim yaparım. Bunun adına gece kondu dedik. O gece çalışacağım yere yine bizim icadımız olan bildiğim kadarıyla dolmuş bir Türk icadıdır. Dolmuş şu şey yaptık ve iş porta bunların hepsi bir yandan enformel, öte yandan da bu enformelliği mümkün kılan dayanışma ağları üzerinde teşekkül etti. Yani siz kendi başınıza sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi gidip herhangi bir arsaya gece konunuzu yapmadınız. Herhangi bir minibüs alıp da bir güzergahta ben buradan buraya yolcu taşıyacağım demediniz. Elinize arabayı alıp da domates satmaya başlamadınız. O Züğürt Ağa'nın harika değil midir o domates şeyinde olduğu gibi. Bunlar hep göçle geldiğimiz mekana, kasaba, köy ya da başka kentlerdeki ilişkilerin kente taşınması sayesinde oldu. Şimdi biraz önce ben katılımı okurken belediyesinden orada hemşerilik hukukunun katılımın ana dinamiği olduğunu söylemiştik. Oysa Türkiye'de realitede hemşerilik bambaşka bir şekilde gelişti. Hemşeriye biz yaşadığımız kentte o mekanı paylaştığımız insana demiyoruz hemşeriyi. Biz geride bıraktığımız
ve artık aslında mekansal olarak uzak kaldığımız bir coğrafyayı paylaştığımız insanlara hemşeri diyoruz. Yani dolayısıyla o hemşerilik ilişkisi hayatta kalma stratejisi olarak evimizi, ulaşımımızı, tüketimimizi sağlayan bir dinamik olarak kentlerde önemli bir kaynak oluşturdu. Bir gerçek bir sosyal sermaye oluşturdu. Ve bu hemşerilik hayatta kalma evresinden sonra da ayakta kaldı. Artık siz evet eviniz var, apartmanda, sitede oturuyorsunuz. Evet işiniz var ama hala o hemşerilik ilişkileri, çünkü artık alışılan ve oluşan sosyalleşme içinde hala siz geride bıraktığınız coğrafyayı paylaştığınız insanla kendinizi daha yakın hissediyorsunuz. Evet, dolayısıyla da bu burada zaten o kompartmanlar halinde yaşadığımız mekan müşterinde evet yani bu da daha yatay bir şeyin engel oluyor. Evet, aidiyeti belki yaşadığımız şehre değil, geldiğimiz, göçtüğümüz, göç ettiğimiz şehre hissettiğimiz için bağlılık ve değerler ekseninde problemler de beraberinde geliyordur. Peki, bu vesileyle katılımın önündeki engeller nedir? Hem bu vatandaş nezdinde hem de var olan mevzuat, belediyecilerin ve kamu yöneticilerinin refleksleri doğrultusunda. Yani siz müdahilliği, siyasete müdahilliği, yatay ve eşit ve mekan müştereğinde yapamadığınızda zaten onlar yeni çarpışma mekanlarına dönüşüyorlar. Dolayısıyla sadece kent konseylerini kurmak mesela bu kent demokratik işleyişin ana akaryakıtı olan, ana ham maddesi olan o demokratik müşterekliği, yatay örgütlenmeyi kuramadığınız zaman bunlar da aslında bir göstermelik platformlara dönüşüyor. Buna İngilizce'de tokenizm deniyor. Yani token, bu göstermelik, jeton anlamına gelen tokenın bu katılım literatüründe çok referans verilir. Türkçe'de buna nasıl, ne diyebiliriz diye düşünürken Bursa'da bir esnaf Mostra dedi. Mostra'yı ben duymamıştım daha önce. Meğersem bu manavlarda, tezgahlarda önde duran parlak, daha alımlı elmalar, domateslere Mostra denirmiş. Çok güzel. Dolayısıyla bizim siyasal katılımda da o gördüğümüz konseyler, meclisler, platformlar aslında biraz dostlar katılımında görsün. Hani kurduk mu kurduk. Ki çoğu kurulmamış. Yani şimdi siz Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne Türkiye'deki kent konseylerinin sayısını soruyorsunuz. Cevap veremiyorlar. Çünkü evet yasaya girmiş ama kimse kent konseyi kurdunuz diye şey yapılmıyor. Hesap sorulmuyor ya da nasıl işleri yapacağım gibi bir şey yok. Bir sürüsü kurmuyor dolayısıyla. Kurulanlarda bakıyorsunuz zaten bunu bir göstermelik olduğu için kent konseyinin başkanı belediye başkanı. Hayda evet. Şimdi o zaman zaten kent konseyi başkanı da belediye başkanı olacaksa bu konseyi niye kurduk? Evet. Konsey başkanı olmayabilir ama konseyin genel sekreterini seçebilir, başkanını seçebilir. Bunu zannetmeyin şeyi, yani bu sadece belli yörelere, belli siyasal görüşlere ait bir şey değil. Geçen seneydi sanırım İzmir Büyükşehir Kent Konseyi seçim sonuçlarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın desteklediği aday seçilmeyince anında ertesi gün Büyükşehir Kent Konseyi'nin tabelalarını indirdi ve tahliye ettirdi şeyleri. Evet. Dolayısıyla İzmir gibi bir yerde bile belediye başkanı kent konseyinin eline şey yapmıyor, serbest bırakmıyor. Evet, ve dolayısıyla da bir arka bahçe algısı yayılıyor insanlarda. Bunlar konsey var ama o belediye başkanının halkla ilişkiler birimi gibi çalışıyor anladığım zaten. Kadarıyla sırf bu katılım, var olan katılım mekanizmalarında değil, aynı zamanda belediyenin katılımcı, direkt vatandaşla iletişim kurduğu her katılım çalışmasında da bu mostracılığı görebiliyoruz. Sizin az önce gönderdiğiniz slaytlardan gördüğüm kadarıyla vapur seçerken, yani bütün o süreçleri değil sadece vapurun son olarak nasıl olacağına vatandaşa danışmak ve orada sanırım bir dinozor resmi vardı. Onu bir açıklayabilir misiniz? Şimdi katılımın, yani biz Türkiye özelinde gittik ama genel olarak farklı aşamaları vardır. Yani Einstein'ın bir merdiveni vardır. 60'lardan beri hep referans verilen işte na katılımdan yurttaş iktidarına kadar ve onun detaylarına girmeyeyim ama çok temelinde şöyle bir şey var. Siz insanların fikrini hangi vesile için istiyorsunuz? Bunun üç, mesela en basitinden üç şey söylüyorum. İnsanlara yaşadıkları evin duvarının rengini mi soruyorsunuz?
bu da katılım. İşte bizdeki hangi dinozor, hangi vapur gibi. Şimdi yani neden dinozor sorusunu soramıyoruz. Dinozora ne gerek var? Hani bunu soramıyoruz. Bize dinozorun hangi dinozor olsun deniyor ve bu da bir demokrasi marifeti gibi sunuluyor. Vapurun rengini, yani siz ulaşım politikasında bu kadar araba eksenli bir ulaşım politikasına kimseyi karıştırmıyorlar. Ama ondan sonra gelin vapurun, otobüsün rengini siz seçin. Durağı nereye koyacağımızı siz şey yapın. Yani işte o duvarın renginde kalıyoruz. Oysa katılımın diğer aşamalarında mesela mimari nasıl bir binada yaşamak istediğinizle bir katılım sorunu. Daha büyük ölçekte imar planları da vardır. Dolayısıyla boya badana da mı katılmasını istiyorsunuz? Mimari projede mi yoksa planda mı? Bunların hepsi farklı ölçeklerde ama biz ne yazık ki o göstermelik, yani birazcık yani çok affedersiniz de bu 23 Nisan'da çocukları oturturuz ya, hani sen başbakansın, sen belediye başkanısın falan. Bu mekanizmalar kent konseyleri, bir takım dernekleri, bir takım koltuklara oturup işte hadi bakalım ne yapardınız diye işine geleni alıp işine gelmeyeni almayıp ondan sonra zaten biz de o başkanlık paradigmasını kent konseyinde de yaratıyoruz. Kent konseyinin alt komisyonunda da yaratıyoruz. O kadar çok örnek var ki kent konseyi seçimlerinde birbirlerine giriyorlar. İki tane başkan ilan ediliyor. Yani o şeyleri biz çözemediğimiz, biraz önce söylediğimiz gibi hak temelli müşterek yatay örgütlenmeyi kuramadığımız sürece kent konseylerini de meclisten farklı yere taşıyamıyoruz haliyle. Evet, peki. Ya da orada bir böyle bir meclise karşı bir alternatif siyasal meşruiyet veya böyle belediyenin halkla hizmetler birimi gibi çalışıp bütün kentin sorunlarına çare üretmeye çalışan projeci bir konsey. Ya arkadaş, ben çevre temizlik birimi değilim ki. Ben belediyenin bu hizmeti verken kent konseyi, yani mahallesindeki sokakları süpürsün diye mi kurduk? O zaman bir belediyeciliğe, bir o hizmet aşkına öykünmeye başlanıyor ya da böyle devasa bir projeler haline gidiyor. Dolayısıyla pek bir şey, o mostradan öteye geçemiyoruz. Peki bu teknolojinin bize sağladığı imkanlarla artık bir de e-katılımdan, elektronik katılımdan bahsetmeye başlıyoruz. Bu saydığınız problemlere var olan, işte hemşerilik kültüründen gelen bu bizi yapay duvarlar ve işte gizlilik ve tam olarak bir katılım, yatayda genişleyemeyen bir katılım ortamında elektronik katılım bizim için acaba bir çıkış noktası olabilir mi? Bu sorunları çözer mi? Bir çare olur. Öncelikle belki elektronik katılımı bize bir kısaca anlatarak. Tabii. Bu katılımın Ulaş çok güzel aslında tanımını yaptı. Çeşitli aşamaları var tabii ki. Birinci aşaması erişim. Bu hem bilgiye erişim hem de kişilere erişim. Örneğin yurttaşın yöneticilere, işte eğer kent konuşuyorsak yerel yönetimlere, belediyeye erişimi gibi. İkinci aşaması etkileşim. Çünkü sadece erişmek değil, o aslında kişi ya da kurumlarla etkileşim halinde de olmanız gerekir ki üçüncü aşamada karar almaya katılabilelim. Evet. O biraz önce yine Ulaş'ın söylediği, Einstein'ın merdivenleri dediğinde aslında son artık basamakta verecek karara katılıyorsunuz, gerçek karara katılıyorsunuz ve o gerçek karara katılabilmek için aslında bilgilenmeniz gerekir. Hiç bilmediğiniz bir konuda size bir şey sorulduğu zaman ya cevap veremezsiniz ya da aslında gerçekten kararı etkilemeyecek kadar manasız bir cevap vermek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla bu üç aşamadan geçmesi gerekiyor. Bu üç aşamada erişim, etkileşim ve karar vermede yapılan bütün etkinliklerin oluşumunda, planlanmasında yeni teknolojilerin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması e-katılım manasına geliyor. Tabii ki e-katılımın katılımla her zaman birlikte de olması gerekir. Çünkü sadece e dediğiniz zaman çeşitli sorunları olabilir. Eğer çare olur mu o katılıma diye sorarsanız. Belki birkaç iyi örnekle başlayabiliriz iyi aslında. Örnekle bunun umudu var mı? Umut verecek birkaç iyi örnekten bahsedebiliriz. Bunlar hem o bahsettiğim üç aşamayla ilgili hem de yurttaşların birbirleriyle aslında etkileşimleri, iletişimleri, örgütlenmeleriyle ilgili. Bizim bu bizim projedeki eğitimlerde bahsettiğimiz muhit.co vardı. Orada yurttaşlar, örneğin kendimden, benim yaşadığım yerde Caddebostan'da, İstanbul'da, Kadıköy'ün genelinde ama orada da bir aydınlanma sorunu var. Gerçekten sokaklarda ya lamba yok ya lambalar çok kısık. Sen o zaman bir Caddebostanlı olarak kendine sokağımda aydınlanma eksik, aydınlanma istiyorum. Yani bir cümleyle sorunun ne, bir cümleyle buna ne çözüm öneriyorsun yazdığın ve bunu yerel yönetimlere ulaştırdığın
bir platform. Diğer Caddebostanlılar da bunu görebiliyor. Eğer seninle aynı fikirdelerse seni destekleyebiliyorlar. Sen buraya işte fotoğraf koyabiliyorsun, video koyabiliyorsun. Çeşitli işte ortamın sana sunduğu bütün aslında nimetlerden yararlanarak, yurttaş olarak yönetimine aslında bir talepte bulunuyorsun. Evet. Herhangi bir talep değil, bir sorunun çözümü olacak olan bir talepte. Bu mesela güzel bir örnek. Yurt dışında da örnekleri var. Türkiye'de henüz yeni. Çeşitli kısıtları var ama umut vadeden bir örnek. Medyascope yine verdiğimiz örneklerden bir tanesi. O yüzden çok mutluyuz aslında bugün bu programda konuk olmaktan da. Bilgiye erişim açısından çok önemli. Medyascope ve bu tür teknolojilerin kullanıldığı alanlar. Çünkü gittikçe hem dünyada hem Türkiye'de bilgiye erişim aslında çok zorlanıyor. Çünkü çeşitli bilgiye erişemiyoruz. Tek kaynaktan, belki zamanında olmayan, dolayısıyla işimize çok da... İşimize çok da yaramayan bilgilere erişiyor olabiliyoruz. Dolayısıyla aslında teknik olarak çok mümkünken işte bu kısıtlamalarla bilgiye erişemeyebiliyoruz. Medyascope o yüzden çok güzel bir örnek. Aynı zamanda katılımcı ve kapsayıcı. Aynı zamanda da katılımcı bir soluk oldu gerçekten. Çok teşekkürler burada emeği geçen herkese. Başta Ruşen Bey'e. Mesela burada da çeşitli teknolojik kaynakların mesela Periscope üzerinden yayın yapıyor olması tabii ki. Ya da işte Facebook, Twitter gibi sosyal mecralar üzerinden belediyelere ulaşımlar. Aslında bunların bir sonuçta katılmak da bir aslında maliyet aslında konuştuk hatırlarsanız. Kesinlikle. Yani sonuçta benim işimi bırakıp gidip orada süreçlere dahil olan da aslında vatandaşa bir yük getiriyor. Hem yurttaşa yük, çünkü olmayan katılımda belirli bir saate, belirli bir mekanda olmanız gerekiyor. Sizin yurttaş olarak belki o sırada mümkün olamayacak gitmeniz. O diyelim ki bir meclis toplantısıysa bu. O toplantıyı düzenleyen kişiler için de binlerce kişinin toplanabileceği bir mekan bulmak tabii ki bir maliyet olacak. Dolayısıyla maliyet ve zaman kısıtlarını da aşmanıza yarıyor. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebileceğiniz katılım süreçleri gerçekleşebilir eğer yeni teknolojileri kullanabilirsek. İlla ki web olmak zorunda değil. Çeşitli uygulamalar da var artık. Mobil uygulamalar da var. Dolayısıyla hem dünyada hem Türkiye'de umut veren iyi örnekler var. Dolayısıyla sanki yeni teknolojiler katılım sorunlarımıza bir çare olabilirmiş gibi duruyor. Ama? Ancak. Evet, bir ancak var tabii ki. Ne yazık ki buna işte dijital politik fanteziler diyebileceğimiz, aslında siyasal güç fantezisi kurmamızı da birazcık sağlayabiliyorlar. Fanteziyi burada ne manada? Fanteziden kastım şu. Fantezi aslında bir psikanalitik kavram. Lacan'ın 60'larda geliştirdiği bir kavram. Bunu bireyden topluma aldığımız zaman eleştirel ve toplumsal analiz yapabiliyoruz. Ben araştırmamda fanteziyi o yüzden kullanmıştım. Çok kabaca sizden alınan bir şeyin boşluğunu, o boşluktan kaynaklanan acıyla baş etmek için kurduğunuz senaryolar diye çok kabaca, şimdi burada zaman almamak için anlatabiliriz. Benim gördüğüm hem yerel yönetimlerin hem yurttaşların aslında bu yeni teknolojilerle beraber siyasal güç fantazileri kurdukları. Örneğin biraz önce Ulaş'ın Mostra'yı bahsederken verdiği örneklerin her ikisi de, yani dinozor seçimi de, vapur seçimi de farkındaysanız online uygulamalar. Tamam, evet. Bir tanesi işte Twitter, vapur zamanında Twitter bu kadar yaygın değildi, yoktu. Vapur zamanında da belediyenin web sitesi üzerindendi. Bunlar, yani vapurun hangi model olacağını seçmekle online yurttaşlar, sanki katıldıklarını zannediyorlar. Çünkü işte bir klik yapacak ya da işte bir dinozorun yanına basacak ve böylelikle kararlara katıldı zannediyor. Oysa ki aslında karara katılmış olmuyor. Ulaş'ın biraz önce söylediği gibi karar çoktan verilmiş, planlama, bütçe, her şey zaten kararlaştırılmış. En sonunda işte onun modeli rengi katılım değil aslında. Yani yurttaşı güçlendirecek, onu ona güç verecek, muktedir kılacak karara katılım. O katılım değil. Bizim bahsettiğimiz katılım o katılım değil. Dolayısıyla e-katılım, yani yeni teknolojilerin bu süreçlerde kullanımın potansiyel olarak iyi gibi durmakla beraber çok yanıltıcı da olabiliyor. Ama mesela ben sosyal medyada kendi belediyemin sayfasına girip oradan şikayetimi dile getirebiliyorum. Ya da sosyal medyada çeşitli gruplara girip onlarla çeşitli hak mücadeleleri verebiliyorum aslında. Buralarla ilgili düşüncelerimiz. Orada da iki şey var. Şimdi bir tanesi biraz önce bahsettiğim o üç aşamadan ikinci aşama o etkileşim aşaması. Yani erişimi geçmiş oluyorsun, artık etkileşime başlıyorsun. Çünkü bir yorum yapıyorsun belediyenin sayfasına diyelim. Ve
çoğu zaman cevap almıyorsun ama bazı belediyelerde iyi uygulamalar görüyoruz. Bazen de cevap aldığın vakit evet. zaten o etkileşim başlamış oluyor. Ama bu demek değil ki o konuyla ilgili belediyenin vereceği karara katıldın. Bir bunu bilmemiz gerekiyor. Yani bunun farkında olmamız gerekiyor. Aslında o kadar da güçlenmediğinin orada farkında olman gerekiyor. Ama öyle gerekiyor. Hissediyorum aslında. Öyle o hissi de veriyor. O hissi veriyor ama işte o tehlikeli bir his evet, aslında. Çünkü fantezi dediğiniz herhalde tam olarak buna tekrar. O tam da senin o işte aslında sahip olmadığın siyasal gücün sahip olmadığın için sanında işte şeye gidersek, fanteziye gidersek doğurduğu acıyla işte baş et diye o sırada seni oyalayan bir şey evet. gibi düşün. Bir evet. öyle bir tehlikesi var. Eğer farkında olmazsan bu sistemin. İkinci sosyal medyada gördüğümüz en büyük sorunlardan bir tanesi bu siyasal alanda. Aslında bir zaman sonra sadece kendin gibi düşünen insanlarla etkileşim haline giriyorsun. Yani bir bakıyorsun herkes etrafında senin gibi düşünürken seçim sonuçlarına sonra şoke oluyorsun. Hı-hı. Nasıl oluyor da bu sonuçlar çıkıyor? Hı-hı. O sonuç çıkıyor ve sen şoke olursun tabii ki. Çünkü senin diyelim ki Facebook hesabında, Facebook ağında sadece senin gibi düşünen insanlar var. Hı-hı. Ya da Twitter'da sadece senin gibi düşünen insanları takip ediyorsun. Evet. Aslında tarihsel Hı-hı. olarak bir hemşerilik ilişkilerinden bahsediyorduk. Hep aynı geçmişi paylaşan insanların birbirlerine tutunması ve yapay duvarlar örmesi. Hı-hı. Aslında Facebook'ta da Aynen. sonuçta yapay duvarları bizim gibi düşünenler bize gösterildiği kesinlikle, için. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla aslında da vaat edilen de çok işte ağlar kuracaksın, bir sürü insana erişebileceksin, bir sürü insanla etkileşim kurabileceksin falan. Aslında potansiyel olarak seninle zıt, taban tabana zıt düşünen insanlarla arkadaş olabilirsin. Evet. O yüzden ne kadar çok zengin tutarsan Facebook ağını aslında o kadar kendi toplumunun farkında olabilirsin. Evet. Ama tabii ki insanlar daha kolayı, daha kendilerini rahat hissettikleri, kendi kuytularındaki offline hayat, çevrim dışı hayatlarını çevrim içinde tekrarlıyorlar ne yazık evet, ki. Evet, çevrim içi, çevrim dışı yani birbirleriyle çok örtüşüyor. Çünkü az önce Ulaş Bey'le de tam olarak işte bu var olan mekanizmaların nasıl aslında doğru amaçla kullanılamadığından bahsediyorduk. Aynen. Ve burada da aslında yine aynı yere geliyoruz. İşte bir sürü sosyal medyanın ve bütün teknolojilerin bize sağladığı müthiş bir katılımcı kulvar var. Ama bir yandan da onun kullanımında biz var olan reflekslerimizden dolayı yine kendi alanımızda, kendi akvaryumumuzda belki tekrar tabiriyle üretiyoruz. Tekrar kalıyor burada, oluyoruz. Burada şey tabii çok önemli. Bir yandan da başına E koydun diye, işte fiyakalı bir web sitesi açtın diye, işte çok aktif bir Twitter hesabın var diye, Facebook hesabında her dakika her şeyi paylaşıyorsun, yurttaşla etkileşime giriyorsun falan filan diye otomatik olarak demokratik olmuyoruz. Evet. Yeni teknolojiler ancak siyasal elit, karar verme gücüne sahip olan kişiler, o grup eğer o gücü paylaşmaya karar verirlerse, evet. katılımcı bir sürece evet. karar verirlerse, Evet. yeni teknolojiler o sürece yardımcı olurlar. Evet. Ama tek başlarına yeni teknoloji sizin evet. demokratik zihniyetinizi değiştirmeye yeterli değil. Çok önemli çünkü bu programda bir yandan başarı öykülerini de toparlıyoruz ve fark ediyoruz ki mesela Maltepe Belediyesi'nde Gülsuyu, Gülensu mahallelerinden konuklarımız olmuştu. Leburgaz Belediye Başkanı geçen hafta buradaydı. Belediye Başkanı'nın niyeti iyiyse ve katılımcı bir yapıyı arzu ediyorsa katılımcılığın o damarlara kadar, kılcallara kadar işlediğini görüyoruz. Ama işte bu hala bu işin karar vericilerin elinde olması tabii Kesinlikle ki bir yandan da kötü. Peki programımızın artık sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Burada sizce bir ara yol ya da kısa vadede bir çözüm ya da bu raporunuzda öyle bir çözüm öneriyor musunuz? Bu raporumuzda aslında burada belki evet Ulaş Bey'e tekrar şey yapabiliriz. Çünkü Ulaş Bey raporda da zaten sizin imzanız var ve önemli bir katkınız var. Burada bir ara kulvar var mıdır? Yani bir umut, bir kısa vadede bütün bu deneyimlerimizden bir harman yapıp katılımcılık vaadi var mı? Var. Yani umut da var. Her zaman yapılacak işler var. Sadece bu Itır'ın fantezi metaforu çok önemlidir. Kitabı da gerçekten benim hayranlıkla okuduğum ve tadına vardığım bir kitap. Bu fantezinin ötesine çıkarabileceğimiz mecralar üzerine düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten sizin de konuştuğunuz gibi şu anda biz araçları aslında geleneksel alışıldık siyasal pratiklerimizi tekrar yeniden üretmek için kullandığımız bir mecraya dönüştürdük hızla. Yani şeyi düşünüyorum mesela sosyal medyayı, Facebook'u, Twitter'ı böyle kendi kendimize basın açıklaması yaptığımız, basın toplantısı yaptığımız bir arenaya döndü. Yani herkes her konuda görüş
beyan etmek durumunda. Oysa bu bir araç. Yani orası sadece bizim bir siyasal katılımı sağlayabileceğimiz bir yer değil. Onun dinamiğini, onun belki de o motivasyonunu yaratabileceğimiz, o beceriliği sağlayabileceğimiz bir şey gibi görmek gerektiğini düşünüyoruz. Orada da müşterekler siyaseti diye bir kurgu öneriyoruz. Yani bunu sadece yerel değil, genel olarak da belki düşünülebilir. Tam da biraz önce uzun uzun konuştuğumuz bu dayanışma örüntüleri üzerinden kurgulanan hemşerilik ilişkisini farklı bir şeye taşıyabilir miyiz? Farklı bir boyuta taşıyabilir miyiz? Çünkü hepiniz kardeşsiniz, kardeş kardeş oynayın demekle olmuyor. Sen efendim Adıyamanlı değilsin, sen İstanbullusun, Sivaslı değilsin, artık Mersin'de yaşıyorsun demekle bu iş çözülmüyor. Bu bir ikna değil, idrak meselesi. Onu nasıl idrak ettirebiliriz diye düşünürken dört mecra kurguladık. Bu dört mecranın birincisi insanları yaşadığı yerle olan aidiyet bağını güçlendirecek vesileler yaratılsın. Hı. Yani yaşadığı çevreyi biliyor ama o sokağın neden o isimde olduğunu bilmiyor. Mahallesinin isminin nereden geldiğini bilmiyor. Oradaki bir o tarihi konakta kimin yaşadığını bilmiyor. Bence en önemli bir herhangi bir şeyle, bu sizin dostunuz da olabilir, kaleminiz de olabilir, onunla bir ilişki kurmanızı sağlayan onun bir hatırası olması, onun bir zamansal değeri olması. Bunu şey yapmak mümkün müdür? Yani insanlara yaşadıkları çevreyle dair bilgi vermek, böylece o aidiyet bağını beslemek mümkün müdür? Burada işte araçlar devreye giriyor. Yani Wikipedia gibi bir olanak artık böyle bir kent ansiklopedisini, mahalle sokak ansiklopedisini yapmak için büyük editörler, büyük matbaalar, büyük emeğe gerek yok. Yani biz toplanalım ve Medyascope üzerine bir ansiklopedi bugün bile başlayabiliriz. Adım adım o Wikipedia'nın kolektif ve anlık mekanizmasını kullanarak sokakların ansiklopedisini yapabiliriz. Konakların yapabiliriz. Dolayısıyla o bilgi bir takım uzmanlarda, bir takım belki daha işin erbaplarında, eskilerinde kalan bilgi hızla şeye gidebilir bir örnek olarak. Bu bilgiyi birinci aşama olarak koyuyoruz. İkincisi güven ilişkisi. Güven ilişkisinde insanlar dediğim gibi, yani hadi birbirinizi sevin, birbirinize güven olmaz. Yani bunun çok temel bir şey var. Kamusal alan. Kamusal alanda bir araya gelmek. Ama dikkatinizi çekiyorum. Buradaki ben Facebook hesaplarını, biraz önce siz çok güzel söylediniz, o sanal bir cemaat oluşturduk. Sanal bir hemşerilik kapalı çevreleri yarattık. Bunu aşmak, yani o Facebook sosyal medya üzerindeki örgütlenmeyi, o aracı gerçekten de dışarıda, meydanda, parkta, ormanda bir araya getirmek. Örgütlenme aracı olarak kullanmamız mümkün müdür bunu? Yani o meetup organizasyonları var. Dünyada çok yaygın, Türkiye'de çok fazla şey yok ama belli bir alana ilgi duyan insanlar internette bir araya gelip sonra o ilgi alanlarını hayata geçiriyorlar. Maket uçak yapabilirler, bisiklete binebilirler veya yoga yapabilirler. İnsanları bir araya getirme aracı olarak. Yani ama insanları gerçek hayatta bir araya getirmek. Yani orada birbirimizi bulup tanışıp ondan sonra da sokakta, alanda bir araya gelmek mümkün olabilir. Yani kamusal alanı teşvik edici bir özellik yapabiliriz. Ki bu gerçekten çok sıkıntılı. O belediyeciliğin detaylarına girmek istemiyorum ama yani Türkiye'de artık bir peyzaj belediyeciliğine döndü ve artık böyle beton çölleri içinde bunlar meydan diye, kamusal alan diye bize yutturuluyor. İşte Gezi Parkı, Taksim Meydanı örneğini herkes biliyor, daha fazlasına gitmek yok. Vallahi varsa görsellerde bir projenin geçtiği Terme ile ilgili bir görüntü kullanmıştık biz projenin sunumu sırasında. O kadar güzel yerler var ki Terme'nin bir ağacın altında, meydanda, ama kalkıp işte Çengelli iğne heykeli olan meydan tasarımlarına gitmeye başladık. Yani görüyorsunuz orada bir beton şeyi ve bir Çengelli iğne. Çengelli iğne ne? Fotoğrafın hepsi yani Terme'den değil mi? Meraktan sorduk ya, böyle bir heykel niye, bilmiyorlardı. Hepsi Terme'den değil mi? Dolayısıyla o... Evet, bunlar işte görüyorsunuz çok güzel bir, orada ahşap cami var, 100 yıllık bir çınar var, altında insanlar bir araya gelmişler. Orada bir meydanda bir çay bahçesi var, insanlar bir araya gelmişler. Sergi yapılmış orada, çocuklar resim şeylerini yapıyorlardı. Ama öte yandan bir ıssız bir çöl, işte görüyorsunuz Çengelli iğne.
hani çengelli iğne ne? Sonunda kapanış toplantısında sorduk niyeymiş diye, nazar değmesin diye çengelli iğne koymuşlar Terme'ye. Büyükşehir Belediyesi'nin zaten o. Terme Belediyesi'nin değil. Terme sınırları içinde. Dolayısıyla güven. Güveni sağlamak için insanları kamusal alanda bir araya getirmek, o kamusal alanda bir araya gelmenin mekanizması olarak da bu araçları kullanmak. Evet. Üçüncüsü bilgi. Yani bilgi, biz İstanbul'da bunu çok fazla hissetmiyorsunuz ya da ölçek dolayısıyla, ama Mersin'de ben yan sokağımda ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü öyle bir yerel medyanın zayıflığı, bize kar geliyor diyorlar. Kar geliyor. Nereye geliyor? İstanbul'a geliyor. Mersin'e gelmiyor, ama ben onun İstanbul'da şu anda Gezi Parkı'nda ne yapıldığını biliyorum da hemen yan sokağımda belediyenin ne yaptığını bilmiyorum. Bir haber mekanizması. İşte Medyascope'un en iyi örneği, ulusal ölçekte, hatta uluslararası ölçekte belki. Haber, özellikle bu yaşadığımız ortamda bilgiye, habere erişimin zorlandığı bir yerde o kente dair güncelliği, güncel gelişmeleri aktarabilecek bir mecra olarak kullanılabilir. Periskop'u, Medyascope'un şeyi, Twitter'ları, yani bir haber verme aracı olarak. Dolayısıyla üçüncüsünü bilgi, haber diyebiliriz. Sonuncusu da örgütlenme. Örgütlenmeyi biz hala, biraz önce de söyledik, başkanlık sistemi içerisinde toplanıyoruz 7 kişi, bir yönetim kurulu, başkanı, komisyonları, denetleme, bu şeyi tekrar üretiyoruz. Derneklerde de tekrar üretiyoruz bunu. Hiç farkımız yok. Yani siyasal partileri eleştiren, demokratik açıdan eleştiren dernekler iç işleyişinin hiçbir farkı yok. O da bir başkandan oluşan, yani genelden bahsediyorum. Katılımcı, şeffaf ve dışında kalanları. O zaman örgütlenme içinde belki yeni imkanlar yaratıyor bu. Oy ve ötesi bunun en güzel örneğidir. Yani kim oy ve ötesini bize şey yaptı? Ama on binlerce insan bir şeyde sadece bir internet sitesi sayesinde kayıt olup eğitimimizi alıp gidip sandıkları bekledik. Sandıkların şeyini yaptık. Oy ve ötesi var. İşte bir kalem, bir silgi var. İhtiyaç haritası var. Yani onlar illa da bizim böyle hiyerarşik, klasik yapıların dışında da örgütlenmemize imkan tanıyan mecralar gibi, evet, geliyor. Dolayısıyla bu, eğer biz yaşadığımız çevreye dair aidiyet besleyecek bilgiye sahip olabilirsek, yaşadığımız mekanı paylaştığımız insanlarla bir araya gelecek mecralar ortaya koyabilirsek, ona dair haberdar olabilirsek ve bir araya gelmenin yeni biçimlerini yaratabilirsek, işte biz buna müşterekler siyaseti diyoruz. Ondan sonra işte konsey, belediye meclisi, o geleneksel siyasal kurumları demokratik olarak işletebilecek hemşeri ilişkisini, kolektif birlikteliği yaratabiliriz diye düşünüyorum ben. Evet, yani göründüğü kadarıyla bir sürü girişim var, bir sürü faaliyet var. Aslında bir yerden sonra saha futbolu müsait. Belki tek yapılması gereken kamusal alanın yeniden keşfi, kamusal alana yönelik ortak katılımcı politikaların iki taraflı olarak hem vatandaş nezdinde hem de belediyeler, yerel yöneticiler nezdinde üretiliyor olması ve umarız kısa vadede de bunun karşılıklarını da göreceğiz. Program sonuna yaklaştık. Itır'ım, son sözlerinizi alalım ve hemen ardından da son söylemek istediğim de tam da işte böyle bir ortamda olursak eğer, sürdürülebilir kent çıkış noktamız, sürdürülebilir kentlere ulaşmamız aslında çok daha kolay, çok daha demokratik bir şekilde olacak gibi duruyor. Biz bu projeyi 2017'de devam edeceğiz. Onu da burada haberini vereyim ve çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sonuçlarını takip ediyor olacağız. Belki o zaman yeni bulgularımızı tekrar burada beraber değerlendiririz. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ulaş Bey, size de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum buradan. Değerli katkılarınız için de. Evet, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programı bu hafta da sona erdi. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmadan önce, eğer bizimle iletişime geçmek isterseniz www.istanbulhepimizin.org adresinden ve İstepimizin sosyal medya hesaplarından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.